Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Her yıl mutlaka yapıyorum. Şifasıyla, kokusuyla, tadıyla sizlerin de mutlaka yapmanızı isteyeceğim çok özel bir tarif. Kesinlikle ilk kez yapacaklar bile bu tarifi gönül rahatlığıyla uygulayabilirler. Probiyotiktir, yani bağışıklık sistemini güçlendirir. Ne dersiniz? Tarifimize başlayalım mı? Tabi tarifimize önceden başlıyoruz. Neden? Çünkü ihtiyacımız olan bir kese yoğurdu var. Önceden 1,5-2 kilogram gelecek kadar süzme yoğurdumuzu hazırlıyoruz. Yine bir gece öncesinden 2 su bardağı kuru nohutumuzu ıslatıyoruz. Kuru nohutlarımız ıslandıktan sonra bir düdüklü tencereye ya da normal bir tencereye alıp güzelce yumuşayana kadar haşlıyoruz. Nohutlarımız iyice yumuşayacak. Aynı zamanda bunu çiğ olarak da yapabilirsiniz. Çiğden ıslatıp da kullanabilirsiniz pişirmeden. Daha sonra nohutlarımızı güzelce blenderdan geçirerek püre haline getiriyoruz. Dediğim gibi çiğden de bu işlemi yapabilirsiniz. Gayet de güzel olur. Yine ihtiyacımız olan 3 kilogram yumurta domatesi, yani Bursa domatesi diyoruz. Güzelce bunları da küp küp doğruyoruz. Neden bu domatesi tercih ediyoruz? Daha az su bıraktığı için, daha az sulu olduğu için. Yine 2 kilogram kuru soğanımızı ister jülyen, ister kuşbaşı şeklinde doğrayın. Güzelce 2 kilogram soğanımızı da doğruyoruz. Yine çok özel bir malzeme olan kırmızı kapya biber. 2 kilogram kırmızı kapya biberimizi de hazırlıyoruz. Bu şekilde içinden çekirdeklerini çıkartıyoruz. Kırmızı biber alırken iri, kalın, etli olmasına dikkat ediyoruz. Yine aynı şekilde kırmızı kapya biberlerimizi de küçük küçük doğruyoruz. Güzelce hazırladığımız malzemelerimizi bir tencerede ocağa alıyoruz. Kısık ateşte kaynamasını bekliyoruz. Fokur fokur kaynatmayın, kısık ateşte kaynatın, kendi kendine suyunu bıraksın. Kaynamadıktan sonra 10 dakika daha yine kısık ateşte pişiriyoruz. Evet, sebzelerimiz hazır. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Soğumasını bekliyoruz. Güzelce soğuduktan sonra suyunu süzüyoruz. Diyeceksiniz ki neden süzüyorsunuz, vitaminini atıyorsunuz diyeceksiniz. Bu suyu atmazsak yeterinden fazla, yani çok fazla un ihtiyacı doğacaktır. O yüzden suyunu ayırıyoruz. Bunu da çok güzel çorba yaptık, tavsiye ederim. Şimdi sıra geldi bütün malzemelerimizi birleştirmeye. Derin bir kaba malzemelerimizi alıyoruz. Üzerine nohut püremizi ekliyoruz. Un hariç bütün malzemelerimizi karıştıracağız. İster elinizle, ister bir kaşık yardımıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Yine kese yoğurdumuzu döküyoruz. Dediğim gibi yaklaşık 1,5-2 kilogram. Ne kadar çok kese yoğurdu kullanırsanız o kadar lezzetli olacaktır. Ve tabii ki olmazsa olmazım süt kaymağı. Ben 500 gram kadar elde edebildim. Siz daha fazla da koyabilirsiniz. 2 su bardağı da irmik ilave ediyorum. İrmik koymayabilirsiniz. Bu benim tercihim. Şimdi biz burada Ege tarhanası yapacağız. İçine sebze koymuyorum. İçine bol sebze koyduğum bir tarifim daha var. O tarifim de probiyotik ve sürekli mayalandırdığım bir tariftir. Onu da açıklamalar kısmına koyacağım. Ve artık aldığı kadar tam buğday unu koyacağız. Ben sadece tam buğday unu kullandım. Bunun içine ayrıca siz normal
kepeksiz un da koyabilirsiniz. Yani ben 3,5 kilogram toplamda tam buğday unu kullandım. Bunun 2 kilogramını tam buğday unu, 1,5 kilogramını da normal beyaz un kullanabilirsiniz. O zaman yapmış olduğunuz tarhananızın kıvamı biraz daha dolgun olacaktır. Evet, tarhana hamurumuz hazır. Güzelce yoğurduk. Üzerini de yine unluyoruz arkadaşlar. Bu unlama işleminde de bir yarım kilo daha kullandım. Aslında toplamda 4 kilogram un harcamış oldum. Üzerini güzelce unla kapatıyoruz. Ki içten içe güzel güzel mayalanmasını istiyorum. Şimdi tarhanamızı ne mayalandırıyor? Nohut, kese yoğurdu ve tereyağı. Mayalanmasını sağlayan bu 3 malzemedir. Tarhana hamurumuzun üstünü örtüp mayalandırmaya bırakıyoruz. İlk gün mayalanması yavaş olacaktır. Şu an benim mayalandırdığım alan biraz serince, yazlığın zemin katı. Orası biraz daha serin olduğu için mayalanma biraz yavaş olacaktır. Evinizin ısısı mayalanma hızınızı değiştirir. Evet, kızım asistanlığımı yapıyor. Bugün ilk günümüz, 12 saat geçti. Bakın üzerinde yavaş yavaş minik minik çatlamalar başladı. Bu çatlamalar daha da artacak, daha da büyüyecek. Yukarıya doğru hamurumuz kabarmaya başlayacak. Çatlayacak. Yani 24 saatin sonunda bunu bekliyoruz. İlk 3 gün çok yoğun bir şekilde tarhanamız mayalanır, kabarır ve taşar. Bunu da bizim tarhanamızda deneyimleyeceğiz. Üzerini güzelce örtüyoruz. Sık sık kontrol edeceğiz. Evet. Birinci günümüzün sonunda böyle hamurumuz kabardı. Şimdi nasıl içinin mayalandığını göstereceğim size. Böyle gördüğünüz gibi bakın kabarmış, mayalanmış, göz göz olmuş. Güzelce ellerimle yoğurdum. Siz isterseniz tahta kaşıkla da yoğurabilirsiniz. Yoğurma işlemi bittikten sonra üzerine yine bir miktar unla örtüyorum. Dediğim gibi daha güzel mayalansın. Bir de örtümüze de yapışmasın. Çünkü biraz sulanıyor. Sulanması da çok normal. Biraz hamurumuz gevşiyor. Yine üzerini örtüyoruz. Mayalandırmaya bırakıyoruz. İkinci günün sonunda gördüğünüz gibi kabımız küçük geldi. Bayağı bir taştı, dışına aktı. Bu güzel bir işaret. Bir miktarını ayırdım, bir tencereye koydum. Yine güzelce karıştırdım. Ve yine üzerini unlayıp örtüyoruz. Bugün de üçüncü günümüz, yine güzelce kabardı. Mayalanmaya devam ediyor. Ne zaman bu işlemi bitireceğiz? Yani bu mayalandırma işlemi ne zaman biter? Hamurunuz gittikçe daha az kabarmaya başlar. Yavaş yavaş çöker. Çöktüğü zaman da artık tarhanamız hazır demektir. O işlem olana kadar bu size anlatmış olduğum yöntemleri her gün devam ediyoruz. Bazı yörelerde 25 güne kadar bu işlemi devam ederler. Ama ben sadece 10 gün devam ediyorum. Evet, bugün 10. günümüz. Güzelce karıştırdık. İyice. Gördüğünüz gibi gayet sıvı ve akışkan. Daha katı da olabilir sizinki. Tamamen ununuzun miktarına göre değişir. Şimdi içerisine 1 çay bardağı kaya tuzu koyuyorum. Tahmini 4 tepeleme yemek kaşığıdır. İsterseniz tuzsuz da yapabilirsiniz. Tansiyon hastasıysanız veya bebekleriniz için, çocuklarınız için yapacaksanız tuz koymayabilirsiniz. Ama tuz koymadığınızda, tarhananız hazır olduğunda onu buzdolabında muhafaza etmeniz gerekir. Tuz küflenmeyi ve böceklenmeyi engeller. Biraz önce de söylediğim gibi. Yine güzelce karıştırıyoruz. Bir gece daha dinlendireceğiz. Evet, dinlendirdik. 11. gündeyiz. Yani tuzlama işleminin ertesi günü. Dediğim gibi şartlarınız ve imkanlarınız uygunsa daha uzun sürede mayalandırabilirsiniz.
Ben tabii ununu çok fazla koymadığım için bizim tarhana hamurumuz biraz cıvık oldu. Bu da çok normal. Ama hiç merak etmeyin, o da güzel kuruyor. Hatta tadı daha da lezzetli oluyor. Un miktarı az olduğu için. Çok güzel bir pamuklu kumaşımız olacak arkadaşlar. Renkli bir kumaş, özellikle boyası çıkan kumaşlar kullanmayın. Bu iş için çok güzel kalın pamuklu kumaşlar var. Çok hafifçe bezi unluyorum. Unlamak zorunda değilsiniz ama böyle olursa daha kolay çevirebiliyorum. Kaşık yardımıyla yavaş yavaş tarhanamızı döküyoruz. Ben biraz kalın kalın döktüm. Neden? Gayet hamuru akışkan olduğu için kuruyacak ve inceleyecek bunlar. Eğer ortamınız mümkünse bir saat güneşte bekletirseniz çok çok daha çabuk kuruyacaktır. Üzeri kurudu, kuruduğu zaman tekrar çeviriyoruz. Altı da kurusun diye tüm tarhana lokmalarımızı çevireceğiz. İyice kurudular ama bu kurutma böyle takır takır kuruma değil, içi nemli, böyle elinizde parçalayabileceğiniz bir kurutma oluyor. Bu aşamada bütün tarhanalarımızı parça pinçik dağıtıyoruz. Ben her zaman söylüyorum, tarhana yapmanın en meşakkatli kısmı kesinlikle tarhanayı kurutma aşamasıdır. En teknik olan kısım bu kısımlardır. İşte böyle gördüğünüz gibi elinizle bastırdığınızda parçalanıyor olması lazım. Bir miktar daha bunu hafif yine kurutacağız ama takır takır bir kurutma olmayacak. Eğer çok fazla kurutursanız onu parçalamanız, un haline getirmeniz çok zorlaşır. Rondo kullanabilirsiniz ama rondo kullanmak başka bir teknik. Tarhana yapmanın klasik yöntemi budur arkadaşlar. Bu göstermiş olduğum yöntem, yani tarhanayı bezin üzerine avucunuzla sürte sürte bastırmanız, ufalamanız en önemli teknik konudur. Bunları güzelce ufaladıktan sonra eliyoruz. Eğer bir kalburunuz varsa, böyle biraz iri delikli bir eleğiniz varsa eleyeceğiz bunları. Eğer yoksa kevgirle de eleme işlemini yapabilirsiniz. Artık ufalama zamanı geldi. Ben hiç bununla uğraşmaktan vazgeçmiyorum. Şu an gördüğünüz burada annemin tarhanası. Yanında ben de vardım. Bunu da ufalıyorum. Hadi kolay gelsin. Bay bay. Bay bay. Sadece kalsın. Üzerinizde olmak isterim. Bye bye deyin. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir şey söylemek ister misin Aylin? Bak. Videolarımın aralarına çocuklarımın da videolarını koymak hoşuma gidiyor. Zamanınızı aldığım için ne olur affedin. İzlerken yüzümde bir gülümseme oluyor. İleride onlar için de bir anı olarak biriktiriyorum bunları. Bu şekilde ovaladıktan sonra güzelce eliyoruz. Eleme işlemini dediğim gibi bir kalburla yaparsanız çok çok daha iyi olacaktır. Un eleği ince gelir, eleyemezsiniz. Bu eleğin üzerinde kalanları da güzelce ovalıyorum. Onları da çorba yaptım. Hiç merak etmeyin, onlar da çok lezzetli oluyor. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ne olur yorumlara küçücük bir emoji bile olsa, bir çiçek, böcek de olsa koyarsanız çok memnun olurum. Paylaşmayı da unutmayın. Tarhanamızın kuruyup kurumadığını nasıl anlayacağız? Tarhananızı böyle avucunuzun içerisinde parmağınızın ucuyla böyle bastırdığınızda, eğer eziliyorsa ve böyle un gibi oluyorsa daha tarhananız kurumamış demektir. Çünkü parmaklarınızın arasında sıkıştırdığınızda dağılmaması lazım. Ağzınıza attığınızda da tıkır tıkır olması gerekiyor. Evet, tarhanamız kurudu. Burada gördüğünüz gibi ipek gibi bir tarhanamız oldu. İnanın tadı da görüntüsünden çok çok daha güzel. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.